Merhaba değerli takipçilerim. Bursa Ulaşım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bursa Ulaşım her yerde sloganımızı bu sefer de İzmir'de veriyoruz. Şu anda Bahri Baba hareket noktasındayız. Burada bir İzmir gezisi yapmam gerekti. Böyle gelmişken de sizler için de böyle bir video çıkarmak istedim. Evet, Körüklü kenti DF. 2008 model bir BMC Bell'de. Bu aracımız bu arada 16 model. Şöyle devam ettiğimizde 2021 yine kentli Efe. Yine 2008 BMC Bell'de. Hemen solda görmüş olduğunuz İzulaş bünyesine ait temsil ünü Plus. Hemen yanında 2019 otokar kentli Efe. Ve hemen sağında da yine 2021 model Sultan City yer almakta. Evet, burası biraz daha şöyle ilerleyip göstereyim. Video anlık olarak gelişti. Bu yüzden bazı şeyler eksik olabilir. Planda bir video olmadığı için biraz böyle anlık gördüğüm olayları, araçları, toplu taşıma sistemlerini göstereceğim bir video olacak. Hemen şu üst geçidin ilerisinde Konak Saat Kulesi yer almakta. Oradan bu şekilde yürüyerek üst geçidi kullanıp burada bu şekilde durağa erişebiliyorsunuz. İzmir'le alakalı pek bir bilgim olmadığı için fazla bir şey aktaramıyorum sizlere. Şurada Saat Kulesi'nin üst kısmını görebildiğinizi tahmin ediyorum. Evet, yine bir Yüzulaş bünyesinde Temsil Avenue Plus peronlara giriş yapmakta. Onu da böyle göstereyim. Yine bir Körüklü konektör. Yine böyle gelmişken şu tarafı da göstereyim burada. Evet, bir TCV Karat yola çıktı şu anda, seferine çıktı. Yine bir Sultan City burada. Hemen arkasında bir BMC Pro City var. Biraz da onu göstermeye çalışayım sizlere. Evet, yine 2021 Sultan City. Ve 2012 BMC Pro City. Yine arka kısımda da duraklar bulunmakta. Yine böyle döndüğümüz zaman yine Bahri Baba hareket noktasına geliyoruz. Burada da metronun konak istasyonuna girişi bulunmakta. Aynı şekilde demin gösterdiğim Konak Saat Kulesi tarafında da ayrıca bir çıkış bulunmakta. Evet, şimdilik bu kısımda aktaracaklarım bunlar. Farklı yerlerde İzmir gezimize devam edeceğiz. Evet, şu anda 3 yol hareket noktasındayım. Burada görmüş olduğunuz Konekto Körüklü, Bursa'daki 90'la 105 filo numaraları arasındaki modellerle aynı 2009 model. Yine bir kentli Efe geçişini yaptı. Arkadan yine bir kentli Efe geliyor. Bu konektonun arkasında da bir kentli Efe var. İzmir bayağı otokar cenneti diyebiliriz. Evet, bir Doruk'ta böyle İzulaş bünyesinde. Bunu da göstermiş bulunduk. Evet, konekto sefer için kalkışını yaptı. 3 yol hareket noktasından da aktaracaklarım bu kadar.
Şu anda Üçyol metro istasyonundayım. Şöyle İzmir Raylı Sistemler ağ haritasını göstermek istiyorum size. Bu şekilde bir gösterim yapabilirim. İşletmedeki hatlar, yapımı devam eden planlanan hatlar, işaretler gibi kısımlar da burada. Merak ettiğiniz kısımları burada videoyu durdurup geri sararak da bakabilirsiniz. Şimdi böyle istasyonu takip ederek trene geçiş yapacağız. Evet, yazı fontları da belki tanıdık gelmiştir, renkleri de. Bir kat aşağı indik, şimdi bir kat daha aşağı iniyoruz. Evet, trenin de sesi geliyor. İstasyonu bu şekilde göstereyim. Üçyol metro durağı. Metro araçları enerjisini tam şu ortadaki yerden almakta. Hattı da şöyle göstereyim. Yine bir ayrı sistemler ağı. Ve Fahrettin Altay yönüne gelen metro aracı. Evet, metro vagonunun içinde dışarıdan bu şekilde göstereyim. Burası da Çankaya istasyonu. Böyle bir havası var. Ne dediğim gibi katener hattı yok. 3. ray teknolojisiyle enerji sağlanmakta. Ve şu anda gördüğünüz üzere araç Bornova yönüne doğru devam ediyor. Buradan karşıya kadar indim. Oradan da buraya yürüyerek geçtim ve buradan da vapurla konağa geçiş yapacağım. Evet, yine bir 2009 model Konekto Körüklü geçiş yapıyor. Hemen arkasından da yine 2021 model otokar Kent LF. Şu anda şunu gayet açık bir şekilde söyleyebilirim. İzmir'in her tarafında otokar var. Çok büyük çoğunlukla otokar var. Otokar görmekten sıkıldım diyebilirim hatta sizlere. Etiket bir serviste şöyle göstereyim. Bizi de asmış arkaya. Evet değerli takipçilerim, Bostancı'dan aktaracaklarım bunlar. Bostancı demişim, çok özür dilerim. Tramvay durağını görünce fark ettim. Bostanlı'dan aktaracaklarım bunlar. Buradan yine vapurla konağa geçiş yapacağım. Geri kalan kısımda görüşmek üzere. Şu anda Bostanlı'dan konağa doğru geçiş yapıyorum. Şöyle Ege Denizi'ni de sizlere göstereyim. Tramvaya geçişimizi yapıyoruz, yetişebilirsek. Fahrettin Altay yönüne geçiyoruz. Dikkat, kapılar kapanacak. İyi
İzmir'deki iki tramvay hattından birinin son durağına geldik. Fahrettin Altay durağı burası. Şöyle meydanı da göstereyim size. Metro istasyonu da burada yer almakta. Burada farklı noktalara geçiş için aktarma yeri mevcut. Fahrettin Altay tramvayının son durağı ise Halkapınar. Halkapınar'da da metro istasyonu bulunmakta. Ve otogara geçmek isterseniz de oradan otobüslerle aktarma yapmanız gerekmektedir. Ben de dönüşümü bu şekilde yapacağım. Buradan bunları aktarayım. Değerli takipçilerim, videomun kapanışını İzmir Şehirler Arası Otobüs Terminali'nden yapmak istedim. Üst kısım, şuradan göstersem daha iyi olur, indirme. Alt kısım ilden çıkış için ayrılmış. Bunu göstermek istedim. Evet, gün içinde aslında dediğim gibi plansız oldu video. Konaklı meydanındayken aklıma geldi ve Bahri Baba peronlarında videoyu başlattım. Yine bu plansız oluşuna rağmen muhtemelen şu an son kapanış videosunu çektiğim için ne kadar süreceğini bilmiyorum ama yine biraz daha uzun bir video olacağı benziyor. Farklı toplu taşıma araçlarına bindik. Raylı sistemden tutun otobüse, tramvaya, metroya. Bunlarla yolculuklar yaptık. Raylı sistemle alakalı biri Karşıyaka tarafında, biri Fahrettin Altay tarafında iki tane tramvay attı. Yani bizim T1 ve T3 gibi düşünebiliriz. İki tane tramvay hattı var. Ayrıca bir metro hattı var. Bir de İzban dediğimiz banliyö sistemi mevcut. Geri kalanı zaten otobüsleri de zaten gördünüz. Yine minibüsler var. Dolmuş taksi de gördüm ama onu çekemedim. O da T plakaydı. Taksi plakasıyla dolmuş taksi olarak çalışıyordu. Bizdeki gibi D plaka yoktu. İzmir'le ilgili aktaracaklarım bunlar. Yani şunları da ekleyerek videonun kapanışını yapayım. Bursa'mız, yani il dışını görünce özlem duyulacak bir şehir diyorum. Şu anda yolculuğumu tamamlayıp bir an önce Bursa'ya varmak istediğimi gerçekten samimi bir şekilde söyleyebilirim. Evet, bunları da belirterek İzmir videomun kapanışını yapıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanala halen abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Yorumlarınız benim için önemli. Kıymetli yorumlarınızı paylaşmanız kanalımızın gelişmesi açısından önemlidir. Bu yorumları da sizden bekliyorum ve İzmir Seyahat Filosu'ndaki Man Fortuna'nın perondan ayrılışını göstererek videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.